Sayın Hatip Kürsü de dedi ki iyi işte çoğunluk sizde. Neden? Normal bir insan aklı ve milletin vazife verdiği bir milletvekili vicdanıyla öyle. Ama içinde bulunduğunuz siyasi organizasyonun savrulduğu yer orası değil ki. Orası şu. 3 aydır yazdırılmayan yazıyı, çünkü yazılsa İyi Parti'ye geçecek. Mehmet Ali Çelebi'nin partiye katıldığı gün Rütük'ten yazdırıp bugün sabah Sayın Fakı Baba geçince çoğunluk yine oraya geçecek hak diye dün akşam 23.59 itibariyle AK Parti'ye üye bildir diyen, buna tenezzül eden ve geçmiş örneklere de bakınca daha önce yapılmış ki seçim gününün durumuna bakılmış, yeni yazı yazılmış, kanunlar kararları o örneği çıkarınca da AK Parti'nin normalde mesela bizim buyurunuz istifa etti, tweet attınca meclisten düşürdüler. Niye? Kendi beyanı inkar etmiyor. Fakı Baba canlı yayında söylüyor. Islak imzalı dilekçe yolluyor. AK Parti kabul etmeyip noterden yolla diyor. Noter tebligatını kabul etmeyip salı günü paldır küldür seçim. Bugün seçim yapmak için kendilerini yırttılar orada da. Bugüne seçimi yapamadılar. Salı gününe bir kaçak seçim yapacaklar. Erdemliler hareketi diye yola çıkıldı. Siyasi yan kesiciliğe tenezzül ediliyor. Bilginiz olsun. Turan, buyurunuz efendim. Şaşkınlıkla dinledim. Niye şaşırdın? Hiç komik değil arkadaşlar, söyleyeyim. Her şeyi biliyorlar başkanım. Partimizin neden bugün yapmadığını biliyorlar. Noterin niye bugün gelmediğini biliyorlar. Her şeyi biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Böyle şey olur mu? Bakın, inanın ve inanmayın. Müsavat Bey, şahidinize inanarak söylüyorum. Adadiyle söylüyorum. Biz bugün bunu yapacaktık. Yapmayacak mıydık? Ama dedik ki ya bir kanunumuz var. Bunu beraber değerlendirdik. Kanun olduğu bir ortamda araya bir başka şey koymayalım dedi ve koymadık. O, hiç noterle alakamız yok. Hiç dedikleri siyasi güya hırsızlık alakamız yok. Bir dakika. Aynı şekilde bugün bir evrak geliyor genel merkezimize. Onu da öğrendim gerçeklerimizden. Dediler ki daha önce nasıl yapıldıysa aynısını yaptık. Gelen kişi kim? Danışman mı? Ben soracağım onu. İstifa noterle gelir. Noterle gider dediler. Bu kadar rutin bir işlemi burada bir senaryonun parçası haline getirmek, kendi tecrübelerinde olsa gerek bize itham olmak yanlış Sayın Başkan. Bir daha diyorum, 10 defa dedim, Rütük meselesi kendi içerisinde, kanunu içerisinde yürüyor. Bunu böyle senaryolaştırmak anlamsız ve gereksiz. Altını çiziyorum, ne iddia edildiği gibi bugün seçilmemesinin konuyla alakası vardır, ne iddia edildiği gibi istifanın alınmaması grubumuzla alakalıdır. Tamamen teknik bir süreçtir Sayın Başkan. Yapmayın Allah aşkına. Sayın Derviş. Buyurunuz Sayın Derviş. Geçmeyelim işte. Orası bitince süremi tekrar açar mısınız efendim? Buyurunuz efendim. Veriyorum buyurunuz size. Efendim. Buyurunuz efendim. Şimdi Bülent Bey, beni lütfedip dinlerseniz tekrar ifade edeceğim. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir Rütük üyeliği için siyasi aritmetik hesabı yapmasını uygun bulmadığımı önceki konuşmalarda ifade ettim. Bu tartışmalar da bana göre yerinde tartışmalar değil. Çünkü işi şeyinden çıkarıyor, mecrasından çıkarıyor. O geldi, bu gitti tartışması yapmıyoruz. Biz Rütük üyesi beyefendinin 1 Temmuz'da istifasından sonra İyi Parti olarak Rütük üyeliğini hak ediyorduk. 1 Temmuz'da yazılması icap eden yazı mecliste açık olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmedi. Süreci tekrar anlatıyorum. İşte buyurun, bakın konuştuk bunları ama o tartışmayı alıp başka yere götürüyoruz. Ne Mehmet Ali Bey'in Cumhuriyet Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesini, ne de Sayın Fakı Baba'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa edip bağımsız kalmasını nazarı itibarı alarak konuşmuyoruz. Ben bakın, İyi Parti'nin elde edilmiş Rütük üyeliği hakkının
siyasi manevralarla gasp edilmeye çalışılması hususuna vurgu yaparak konuşuyorum. Orta yerde bu var. Bakın, bunu ifade ettim, tekrar söylüyorum, siz söylediniz diye söylüyorum. Evet, bir oldu bittiye getirip dün gelen yazı üzerine bugün RTÜK seçimi yapacaktınız. Bu RTÜK seçiminin bugün yapılmasının başka türlü mahsurları da beraberinde getireceğini görerek orada frene bastınız. Bu niyetinizden vazgeçmediğiniz anlamını ortaya çıkarıyor. Ben de zatenize ya da grubunuza hitaben yaptığım konuşmada almış olduğunuz bu yanlış kararı gözden geçirin. Zira orta yerde bir muvaza var. Hukuk dilinde muvaza diyorum. İncitmesin diye. Orta yerde bir hile var. RTÜK başkanının bu hilenin bir parçası olması, meclis başkanının bu hileye bulaşması ve dahil olması, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu hileden beslenen stratejiden kendisine bir siyasi fayda çıkarmaya çalışması size yakışmıyor. Bu meclisin itibarına zarar veriyor dedim. Ben size öyle oldu böyle oldu diye sizden adalet dilenmediğimi de söyledim. Bak onu da söyleyeyim. Sizden adalet de dilenmiyorum. Partinizin isminin içindeki adalet kelimesinden şayet zerre-i miskal nasiplendiyseniz gereğini yerine getirin dedim. Ben başka RTÜK üyeliği için bu tartışmaların bu mecliste yapılması yani yemin ederim yakışmıyor size.